Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün doğal sayılarla çarpma işlemi soru çözümünde birlikteyiz. Bugün mükemmel, harika, bombastik sorular çözeceğiz. Çarpma işlemi ile ilgili konularımızı pekiştirmiş olacağız. Çarpma işlemimizi pekiştirmiş olacağız. En iyi şekilde anlamış olacağız. Ama biz böyle daha fazla soru çözebiliriz bununla ilgili. Daha iyi pekiştirebiliriz. Ne yapacağız? Dördüncü sınıf zoru bankamız var. Tüm dersler zoru bankası. Açacağız kitabımızı önümüze. Bu videoyu izledikten sonra kalan sorularımızı, testlerimizi çözeceğiz ve konumuzu en iyi şekilde anlamış olacağız. Yazılarımızda da sınavlarımızda en güzel şekilde en iyi notları almış olacağız. O zaman... Tonguç, Tonguç'umuz da burada. Tonguç nasılsın Tonguç? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. E o zaman herkes hazırsa, Tonguç sen de hazır mısın? Hazırım hocam. Hiç vakit kaybetmeden başlayabiliriz o zaman. Hatırlayalım. Bakın şimdi, neyi hatırlıyoruz? Neler vardı konularımızda? Çarpma işlemimizin elemanları vardı değil mi burada? Birinci çarpanımız var burada. Burada ikinci çarpanımız var. Sonra bunları çarptıktan sonra ortaya çıkan sonucumuza da biz çarpım diyorduk. Ne yapmışız? 327 ile mesela 60'ı çarpmışız. Ne dedik? 6 kere 7 42'nin ikisi elde var. 4 dedik. Sonra 6 kere 2 12 4 de elde. 16'nın 6'sı elde var. 1 dedik. 6 kere 3 18 bir değerde 19 dedik yazdık. Çarpma işlemimizi de yapmış olduk. Birinci çarpan, ikinci çarpan ve çarpım olarak. Sonra bir bilgilerimiz vardı böyle ufak bilgilerimiz, trick bilgilerimiz vardı. Sayı çarpı 0 sıfır değil mi? Yani bir sayıyı sıfırla çarptığımızda yani sıfırla neyi çarparsak çarpalım sonucumuz sıfır çıkıyordu. Sonra eğer bir sayıyla biz biri çarptığımızda o sayının kendisine ulaşıyorduk. Mesela bir çarpı beş beştir. Bir çarpı yüz yüzdür. Bir çarpı beş yüz bin beş yüz bin çıkar. Yani birle neyi çarparsak çarpalım sayıyı yine o çarptığımız sayıya ulaşıyorduk. Başka ne vardı? çarpma toplamanın kısa yoludur demiştik. Sonra da çarpmanın sağlaması bölme işlemiyle yapılır demiştik. Yani bunları hatırladıysak o zaman hiç vakit kaybetmeden artık başlayabiliriz. Soru. Şimdi bu sorumuz 4. sınıf Zoru Bankamızda sayfa 96 3. sorumuz. Bakalım kitabımızda bu konuda neler var nasıl sorular var hadi çözelim. Saatte 90 km hızla giden bir yolcu otobüsü Erzurum'dan Adana'ya 9 saatte ulaşmıştır. Buna göre Erzurum Adana arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Şimdi 1 saatte 90 km hızla gidiyor. Erzurum'dan Adana'ya da 9 saatte ulaşıyor. Yani 1 saatte 90 km o zaman 9 saatte kaç kilometre gider demek istiyor bize. Yani 1 saatte 90'sa 9 saatte de 9 çarpı 90 olması lazım. Hadi yapalım çarpma işlemimizi. 90 ile 9'u çarpacağız. 9 kere 0, 0. 9 kere 9, 81. Yani cevabım 810 olur demiş oluyorum. O zaman hadi bir sonraki soruma geçiyorum. Isınma sorum. Bir işlem vermiş bize. Diyor ki bu işlemin sonucunu bulalım. 375 ile 18'i çarp diyor. Ne yapıyorduk? Önce birler basamağından başlıyorduk. ikinci çarpanımızın. 8 kere 5 40'ın sıfırı. Elde var 4. 8 kere 7 56. 4 daha 60'ın sıfırı. 60'ın sıfırı elde var. 6 dedik. Daha sonra 8 kere 3 24. 6 da elde 30. Diyoruz sonra onlar basamağına geçiyoruz. Onlar basamağı bak önce bunu böyle tek tek çarptık. Şimdi onlar basamağını çarpacağız. Onlar basamağını çarpalım. Bir kere 5, 5 ama ne yapıyorduk? Bir basamak sola kaydırıyorduk değil mi? Öyle yazıyoruz çünkü onlar basamağıyla çarpma yapıyoruz artık. Bir kere 7, 7. Bir kere 3, 3 dedim topladım. 0 aşağıya indim. 0, 5 daha 5. 0, 7 daha 7. 3, 3 daha 6 dedim ve 6750 sonucumu bulmuş oldum. O zaman bir sonraki soruya geçelim. Kutulu soru. Yukarıda verilen kutulardan yan yana olan iki kutunun içinde yazılı olan sayılar çarpılarak bir üstteki kutuya yazılacaktır. Buna göre en üstteki soru işaretli kutuya yazılması gereken sayıyı bulalım. Şimdi yan yana olan iki kutu çarpılacak üstündeki sayı bir üst kutuya yazılacak. Bak bunları da aynı şekilde çarpıp yazacağız. En son buradakileri çarpıp soru işaretini bulmuş olacağız. O zaman başlayalım biz. 15 ile 7'yi çarpacağım. Hemen çarpayım. 15 ve 7'yi çarpıyorum. 7 kere 5. 35'in 5'i elde var. 3. 7 kere 1 7. 3 de elde 10 yaptı. O zaman buraya ne yazacağız? 105 yazmamız gerekiyor. Hemen 7 ile 6'yı çarpıp buraya yazarım. 6 kere 7 kaç yapar? 42. Bunu biliyorum. 105 ile 42'yi çarptı da soru işaretini bulacağım. O zaman hemen şurada yapıyorum işlemimi. 105 42 yazdım çarpıyorum. 2 kere 5 10'un 0'ı. Elde var 1. 2 kere 0 0. 1 elde eklediğimiz zaman buraya koyduk. 2 kere 1 2. Ne yaptı? 210. 4 kere 5 20'nin 0'ı. Elde var 2. 4 kere 0 0 2 eldeyi hemen koyduğumuzda buraya 2 yazarız. 4 kere 1 4. Şimdi topluyorum bunu. 0'ı aşağıya indim. 1 0 daha 1. 2, 2 daha 4. 4'ü de aşağı indiğim zaman 4410 sonucumu bulurum. Yani soru işaretinin yerine 4410 yazılması gerekiyor derim ve en güzel şekilde sorumu çözmüş olurum ve bir sonraki soruma geçerim. Şekilli şukullu soru. Aşağıda verilen eşitsizliklerde üçgen, daire ve kare yerine gelmesi gereken sayıları bulalım. Şimdi ben şunu biliyorum. Çarpma işleminde çarpanlar yer değiştirdiği zaman sonuç değişmez. Yani burada ne var mesela üçgen çarpı 5 çarpı 3 eşitmiş 5 çarpı 7 çarpı 3'e. E bak burada 3 var, burada var. Yine aynı şekilde eşitliğin diğer tarafında. Burada 5 var burada da var. O zaman burada 7 varsa burada da 7 olması gerekiyor ki bu eşitlik bozulmasın. Üçgen yerine 7 yazılır diyebilirim. Sonra diğerine geçiyorum. 7 çarpı daire çarpı 8 eşittir. 7 çarpı 8 çarpı 6. Bak bunlar birbirine eşitse her iki taraftaki çarpanlar aynı olması gerekiyor. Bunu biliyorum bak 7 7 aynı. Sonra bakıyorum başka ne var aynı 8 8 aynı. Burada 6 var o zaman burada da 6 olması lazım. Ben diyorum ki o zaman daire yerine 6 yazarım. Sonra C şıkkıma bakıyorum. 12 çarpı 6 çarpı 18 eşittir. 6 çarpı kare çarpı 12. Her iki taraftaki çarpanlar da aynı olması gerekiyor ki arada eşitlik olduğu için bu doğru çıksın. Bakıyorum çarpanlar yer değiştirebilir. O benim için önemli değil. Burada 12 var burada da var. Tamam burada 6 var burada da var. Burada 18 varsa burada da 18 olması gerekiyor diyorum ve kare yerine de 18 yazılması gerekiyor dedim. Ne olacak? Bak üçgen yerine 7, daire yerine 6, kare yerine de 18 yazılmalı dedim. Tonguç anladın mı sen? Anladım hocam. Harika. O zaman devam edebiliriz sorularımızı çözmeye. Ağır soru. Ağır sorumuza ne demiş? Bakalım. Yanda verilen kamyonlar üzerlerinde yazan işlemlerin sonucu ağırlığında kilogram cinsinden yük taşımaktadır. Kamyonların kaç kilogram yük taşıdığını bulalım. Şimdi üstündeki yazan işlemlerin sonucu kadar yük taşıyormuş. O zaman yapalım bu işlemleri. Bulalım kamyonların kaç kilogram yük taşıdığını. 27 ile 63'ü çarpmamız lazım. Kırmızı kamyonun kaç kilogram e, yük taşıdığını bulmak için. 63 ile 27'yi hemen çarpıyorum. 7 kere 3, 21'in biri elde var. 2, 6 kere 7, 42. 2 daha 44 yaptı. Hemen devam ediyorum. 2 kere 3... 6. 2 kere 6 12. Topladığım zaman 1'i aşağıya indim. 4 6 daha 10'un 0'ı elde var 1. 2 4 daha 6 1 de elde 7. 1'i de aşağıya indiğim zaman 1701 kilogram yük taşıyormuş kırmızı kamyon. Bir de mavi kamyonu da bulalım çünkü ikisini de soruyor bizde. 1000 hatta onda mavi rengimizle yapalım ki mavi kamyon mavi renkle bulunmuş olsun. 148. 74 ile çarp diyor bana. Hemen çarpıyorum. 4 kere 8 32'nin ikisi elde var 3. 4 kere 4 16 3 daha 19'un 9'u elde var 1. 4 kere 1 4 1 de elde 5. 592. Şimdi onlar basamağını çarpacağım. 7 kere 8 kaç yapar? 56. 56'nın 6'sı elde var 5. Bak ne yaptım 56'nın 6'sını? Bir basamak sola kaydırdım. Elde var 5 dedim. 7 kere 4 28. 5 daha 33. 7 kere 8 56. Elde var 5. 7 kere 4 28. 5 daha 33'ün 3'ü. Elde var 3 dedim. Şunun üstünü çizmeyi unutmuşuz. 7 kere 1 7. 3 daha 10 yapıyor. Onu da topladığımız zaman 2'yi aşağı indik. 2. 9 6 daha 15'in 5'i elde var 1. 5 3 daha 8 1 de elde. 9 0 aşağı indim 1 aşağı indim. Ne oldu cevabım? 10.952 kilogram oldu. Kırmızı kamyonum 1701 kilogram taşıdı. Mavi kamyonum 10.952 kilogram taşıdı. Hatırlamamız gereken neydi burada? Bak birler basamağını ikinci çarpanı birler basamağını çarp yazıyorum ama onlar basamağını çarparken bir basamak sola kaydırıp yapıp işlemlerimi yaptığım zaman o zaman doğru sonucu buluyorum. O bunu da anladıysak artık bir sonraki soruya geçebiliriz. Model soru. Model sorumuzda ne demiş? Bir mağazadaki ürünlerin etiketlerinin üzerindeki çarpma işleminin sonucu. O ürünün fiyatına karşılık gelmektedir. Tonguç bu mağazadan aşağıdaki ayakkabıyı aldığına göre kasada ne kadar ödeme yapar? 362 çarpı 75 yazıyor etiketin üzerinde. O zaman bu çarpımın sonucu bu ayakkabının fiyatı olacakmış. Hadi çarpalım ve bulalım Tonguç'un ödemesi gereken e, parayı fiyatı. 362 ile 75'i çarpıyorum. 5 kere 2 10 sıfırı. Elde var 1. 6 kere 5 30. 1 de elde. 31'in biri elde var. 3. 5 kere 3 15. 3 daha 18. 7 kere 2. Şimdi onlar basamağına geçin bakın. 7 kere 2 14'ün 4'ü elde var. 1. 7 kere 6 42. 1 de elde. 43'ün 3'ü elde var. 4. 7 kere 3 21. 4 daha 25. Burayı da 2534 olarak bulduk. Şimdi topluyoruz bu işlemimizin sonucu bulmak için. 0'ı aşağıya indik. 1, 4 daha 5, 8, 3 daha 11'in biri elde var 1, 1, 5 daha 6, 1 de elde vardı 7, 2'yi de aşağı indik. Ne oldu? 27.150 TL ödeme yapacakmış Tongus bir ayakkabı için çok fazla bir para. Evet o zaman ödüllü sorumuzda sıra. Artık sıra sizde. Hepiniz konuyu harika bir şekilde anladığınıza göre yorumlarda bunu hepsini çözüp işlemi yapıp yorumlarda hepinizden cevabı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.